Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim, Bakış Programı'na hoş geldiniz. Tuzla'dayız. Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesi'nin toplantı salonundayız. Tasarruf ve bireysel emeklilik sistemini konuşmaya devam ediyoruz. Malum daimi izleyicilerimiz bilirler. Biz genelde bireysel emeklilik sistemini ve tasarrufu anlatmak için artık yavaş yavaş stüdyonun dışına çıktık. İstanbul'daki hem sanayi ve ticaret odalarını hem organize sanayi bölgelerini veya civarda, İstanbul'un civarındaki bölgelerdeki, illerdeki, Marmara'daki organize sanayi bölgeleri ve sanayi ticaret odalarını geziyoruz ve orada hem KOBİ'lerle bir araya geliyoruz, hem sanayicilerle bir araya geliyoruz. Tasarrufa ve bağlantı olarak tabii ki bireysel emeklilik sistemini, bakışlarını sizlerle de paylaşıyoruz. Onların sisteme yaklaşımını ve vizyon isteyenler de var aralarında. Yeni gelişmeleri bekleyenler de var. Peyderpey de bu toplantılara devam ediyoruz. Şimdi dediğimiz gibi Birlik Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz, Tuzla'dayız. Bireysel emeklilik sistemini konuşacağız. Biraz önce size Birlik Organize Sanayi Bölgesi'ni tanıtacağız. Daha doğrusu KOBİ'lerden ve sanayiden biraz bahsedeceğiz. Sonra da tabii tasarrufu anlatacağız. Efendim, hemen konuklarımı tanıtayım. Birlik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tolga Bayraktar bizlerle birlikte. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Aynı zamanda yine Birlik Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Handan Cömert Bay bizlerle birlikte. Handan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz siz genelde hoş geldiniz. Sağ olun. Pek alışık değiliz böyle kadın konuklarımız organize sanayi bölgelerinde. O yüzden hani ayrıca hoş geldiniz diyelim. Teşekkürler. Benimle beraber teşekkür devamı ediyoruz. Gelir umarım. İnşallah. İnşallah. Biz istediğimiz, gönlümüz de bunu istiyor zaten. Efendim, bireysel emeklilik sistemi de bize Emeklilik Gözetim Merkezi, kısaca da EGM Başkanı, aynı zamanda da Avrasya CEO'su Fırat Kuruca. Fırat Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün biraz genel sistemi değerlendiririz ama şöyle bir sizi görüyorum, böyle göğsünüzü gere gere oturuyorsunuz. Böyle 2019'da fon getirileri falan çok iyi olunca baktım emeklilik şirketlerinin yöneticileri şimdi böyle bayağı bir hava atarak dolaşıyorlar. İyi getirdik biraz biz öyle. Yani değil mi? Ya bu gururu yaşayayım biraz da şimdi önümüzdeki günlere de bakarız. Efendim, her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com bize ulaşacağız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden de soru ve yorumlarınız varsa paylaşabilirsiniz. Süremiz el verdiğince sorarız, sorularınıza cevap vermeye çalışırız. Pozitif ayrımcılık yapalım. Handan Hanım'dan başlayalım değil mi? Evet, tabii. Buyurun Ahmet Bey. Hayır, bulmuşuz hazır bir 40 yılda bir OSB'de bir kadın istihdam bölge müdürü bırakır mıyız deyip böyle başlayalım. Hayırdır? Biz hiç biz genelde böyle alışık değiliz dediğimiz gibi. Var mıdır Handan Hanımcığım? Yani bu OSB'lerde kadın istihdamı fazla mıdır? Ya da azsa neden böyledir? Hani mesela bu Birlik Organize Sanayi Bölgesi'ne has bir durum mudur? Nedir? Biraz araştırmanız vardır eminim civardaki OSB'lerden de. Nedir? Paylaşın biraz. Türkiye genelinde OSPİK'ten bir veri aldım biliyorsunuz. Organize Sanayi Üst Kuruluşu. En sağlam veri onlarda. 333 tane OSB var. Bunların sadece 26'sı kadın OSB müdürü. Yani bu %8'e tekabül ediyor. Hı hı. 2018 yıl sonu verilerine göre Türkiye istihdam ortalamasında kadınların payı yaklaşık %28. Onun çok altında. Yani aynı zamanda Türkiye'de ekonomiye öncülük ettiğini düşündüğüm İstanbul'da bulunan 8 OSB'nin de sadece iki tanesinde kadın OSB bölge müdürü var. Bunlardan biri benim, biri de komşumuz olan Anadolu Yıkası OSB'de. Hal böyle olunca bu durumda da Türkiye istihdamdaki kadının yerinden bile daha az bir paya sahibiz. Aslında kadının... Zor mudur OSB'lerde kadın olarak yönetici olmak? Yani öyle bir öyle algı... bir şey var mıdır? Öyle bir algı var ama ben ilk önce kadın ve erkeğin eşit şekilde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Onu açıklamak isterim. Biliyorsunuz erkek bulunduğu ortamda
otoriteyi, otoriteden dediğim işte hani dediğim dedik, benim dediğim olacak şeklinde değil de kural koyucudur. Kadın şefkat ve estetiği temsil eder. Hal böyle olunca ikisinin eşit yer alması gerekir aslında denge için, iletişimin kuvvetlenmesi için. Hem kuralların doğru şekilde uygulanması hem de diğer taraftan sevgi ve iletişim ortamında işlerin sağlıklı bir şekilde yürümesi ve denge halinde başarının gelmesi için kadın ve erkeğin eşit yer alması gerekir. Ama hani sanayi algısı içerisinde evet zor olduğu düşünüyor ama bizde çok güzel örnekleri var. Türkiye'de şöyle söyleyeyim, OSB'mizde 7000 çalışan var. Bunların %35'i kadın istihdamdan oluşuyor. Biz orada bir farklılık aslında... Genelde daha mı düşüktür? Genelde daha düşük, evet. Orada bir farklı bakış açısına, farkındalığa sahibiz. Yönetim olarak da bunun farkındayız. Zaten... bu vesileyle ben yönetim kuruluna da teşekkür etmek isterim. Başta yönetim kurulu başkanımız Sayın Şenol Telli olmak üzere o teşvik etti bir kadının temsil etmesini özellikle programa. Kendi şirketinde de neredeyse ana firmasında 150'ye yakın çalışan kadın istihdam var. Bu, bu herhalde şey değil yani gayri ihtiyari gelişmiş bir durum. Özellikle tercih edilen bir şey midir? Kendi tercih edilir. Tercih nedenidir. Evet tamam. Aynen. Hatta yine bir OSB'mizde bir firmada %70'e imalatı yapan, kapı menteşesi imalatı yapan bir firmamızda %70 kadın çalışanımız var. Olabiliyor yani. Kadın bu mı, mümkün. Kadın, yani menteşe fabrikasında %70 çalışan. Evet, boya yapıyorlar. Evet, çok güzel, başarılı bir hikaye. Peki, aslında. Vallahi tebrik ediyoruz. Evet Tolga Bey, şimdi bize bir OSB'yi anlatın. Oradan başlayalım. Kaç şirket var? KOBİ ağırlık mıdır? Sanayi ağırlık mıdır? Üretim var mıdır? Handan'ın biraz şeyden bahsetti zaten. İstihdam sayısından. Siz biraz şeyden bahsedin. Sözlerime başlamadan Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Birlik OSB İstanbul Tuzla'da İstanbul İl sınırında TEM otoyoluna cepheli 600 dönüm arazi üzerinde yer almaktadır. 1991 yılında Boya Vernik Kooperatifi olarak kurulduktan sonra 2000 yılında Organize Sanayi Bölgesi vasfını almıştır. Organize sanayi bölgemizde 12'si yabancı sermayeli olmak üzere toplam 82 firma yaklaşık 7000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. OSB'miz %100 doluluğa sahiptir. Gelen birçok yer talebine karşın bizim burada büyüyecek boş alanımız bulunmamaktadır. Firmalarımızın toplam cirosu 2018 yılı itibariyle 14,28 milyar TL'dir. Bunun da 687 milyon doları ihracattan gerçekleşmiştir. Organize sanayi bölgemiz... Ağırlıklı hangi şeyler var? Yani bu başta söyledi, boya kimya mı yoksa evet, hani dağınık mı yapı? Dağınık yapı. Organize sanayi bölgemiz karma OSB vasfındadır. Yani birçok sektör vardır. Sektörel dağılımda ağırlıklı paya %34 ile kimya sektörü hakimdir. Bunu %13 payla makine sektörü, %12 ile de metal sektörü takip etmektedir. Ayrıca elektronik elektrikten plastiğe, otomotiv yan sanayinden savunma sanayine kadar çok çeşitli sektörler mevcuttur ve bunlar %41'lik bir payı teşkil anladığım etmektedir. Anladığım kadarıyla sanayi değil mi? KOBİ sanayi. KOBİ biraz daha az. %65'i KOBİ'dir. Öyle midir? Evet, %65'i KOBİ'dir. %35'i büyük ölçekli firmalardır. Organize sanayi bölgemiz içerisinde 11 tane banka şubesi, itfaiye merkezi, ortak sağlık güvenlik birimi, ayrıca 112 acil yardım istasyonu hem bölgemize hem de civarımıza hizmet vermektedir. Yani bayağı bir komplike. Ne kadar bir alan dediniz burası? 600 dönüm. 600 dönüm. Ama artık genişleyemiyorsunuz. Genişleyemiyoruz. Yani alan bu kadar. Etrafımız yani. Doldu. Talep var ama genişleyemiyoruz. Tamam, döneceğim size. Şimdi Fırat Hocam'a döneyim. 7000 kişi iyi bir istihdam. Evet. Bireysel emeklilik sistemini direkten ilgiliyor. Muhtemelen biraz sonra sorarız Handan Hanım'a da, Tolga Bey'e de. Bunlar sisteme evet, girmişler mi, girmemişler mi, girmişlerse ne kadarı çıkmış, ne kadarı kalmış. Evet. Hepsini bir öğreniriz. De önce bize bir şey anlatın. Bugün geldiğimiz nokta aslında sene başı 2019'u özetleyin. Gerek gönüllü BES sisteminde gerekse otomatik evet, BES'le yani evet, buraları ilgilendiren tarafta evet, nedir?
Sonra bir ikinci bölümde fonlardan bahsederiz. Hay hay. Evet. Şimdi öncelikle 2020 yılı bireysel emeklilikle tanışmamızın 17. yılı. 2003 yılında hayatımıza girmişti. İlk önce gönüllü BES olarak bir 15 sene geçtikten sonra 2017 itibariyle son 3 senedir de otomatik katılım sistemiyle tanıştık. Geldiğimiz durum itibariyle aslında gönüllü BES'te 120 milyar civarında bir fon büyüklüğü. Henüz otomatik katılımda o kadar bir fon büyüklüğü yok çünkü çok erken aşamadayız. Aşağı yukarı 8-9 milyarda toplamda 130 milyar diyeceğimiz bir büyüklüğe ulaştık. Aslında güzel bir büyüklük, ancak Türkiye için yeterli mi? Belki orada daha fazla efor harcamamız gerekir. Katılımcı sayısı olarak baktığımızda da gönüllü BES'te aslında 7 milyon civarında bir toplam katılımcı sayısına ulaşıldı. Bir 6 milyon civarında da otomatik katılımda var. 13 milyon vatandaşımız aslında bireysel emeklilik sisteminin içerisinde. Türkiye'de bunun 20... ne kadarını çalışan olarak OKS'dekilerin hepsi çalışan. Evet. Geri kalan gönüllü BES'teki kişilerin ne kadarın çalışan olduğunu biliyor muyuz? Fırat Bey. Yani onunla ilgili tam bir istatistik olmamakla birlikte gene çoğunlukla bir katılımcılara baktığımızda çoğunlukla çalışan bir kesim. Fakat ev hanımı gibi çalışmayan bir kesimde aslında ev hanımlığı da bir tür o da bir şey, meslek. Tabii, ağır bir meslek. Evet, aslında ağır bir ben oradan kafayı sallıyorum zaten. Direkt tasdik etti yani. Onu da şeydir mesela. Evde yardımcıların sigortalı yapılması. Evet. Eskiden yoktu biliyorsunuz. Evet. Yani ev işi yoğun bir iş çünkü. Bilinmese de. Açıkçası büyüme açısından ve geldiğimiz nokta açısından bireysel emeklilik iyi bir noktada diyebiliriz. Ama daha da ileriye taşıyor olmamız lazım tabii. Bir şey soracağım. Şimdi biz normalde şunu biliyoruz. Hani biraz sonraki konuşmalara da yol göstersin için, göstermesi açısından soruyorum. 2020'nin başında yani bu aralar biz daha önce sistemden otomatik BES'ten, otomatik katılımdan çıkmış kişileri sisteme tekrardan almayacak mıydık? Evet, otomatik katılım dizaynında öyle bir unsur vardı. Bu 2020 itibariyle otomatik katılımdan caymış kişilerin tekrar sisteme girmesi toplu olarak söz konusuydu. Fakat onun biraz ertelenmesi gündemde. Şöyle ki otomatik katılımla ilgili bir takım yeni düzenlemeler düşünülüyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında. Hı hı. Gerek yeni ekonomi programında, gerekse Cumhurbaşkanı programında 2020 için öyle bir aksiyon var. Yani 2020 yılı içerisinde bir takım düzenleyici faaliyetler olacak. Yeni kanun ve yönetmelikler. Onun için bir miktar ertelenmesinde fayda görüldü. O yüzden şu an itibariyle 2020'de olmayacak. Ama şu anda mesela bu organize sanayideyiz. Buradan bahsedelim. Burada her yeni aldıkları işe, buradaki işte 82 firma aldıkları, her yeni aldıkları kişi işe aldıklarını otomatik olarak BES'i yapmak zorundalar, evet, değil mi? Evet, evet. Yani işe yeni giren herkes, 5 ve üzeri çalışanı olan tüm firmalardaki herkes ilk önce bir otomatik katılıma giriyor. Zaten otomatik oradan giriyor. Otomatik olarak böyle bir sisteme dahil oluyor. Sonra kişinin cayma hakkı söz konusu. Yani o sistemde kalıp kalmama kendisinin tercihine bırakılıyor. Aslında şeye baktığımızda bizim tavsiye ettiğimiz kişilerin burada kalması ve uzun vadeli bir birikime başlaması yönünde, ama zaman içerisinde bu daha iyi oturacak diyelim. Şu anda cayma oranları biraz istediğimizin biraz ötesinde diyebilirim. Hiç araştırma yaptınız mı organize sanayi bölgesinde? Bu 7000 kişinin kaçı o sistemde kaldı? O veriye sahip değiliz. Öyle mi? Yapmadınız değiliz, mı hiç öyle bir şey? Siz, ama kendi şirketleriniz var yani sizin mesela. Sizde nedir? Tasarrufa nasıl baktığınıza oradan şey yapalım. BES katılımı yüksek. O anlamda arkadaşlarımızı teşvik ettik. Kaç kişi çalışıyor yanınızda? Yaklaşık 60-70 kişi arasında. Hemen hemen hepsinde var. Biz tabii tasarrufa bir memleket meselesi olarak bakıyoruz. Üretim ve tasarrufa. Az önce size tanıttığım o sebebimiz de katılımcıların tasarruflarıyla, birikimleriyle devlet katkısı olmadan altyapı ve üst yapısını tamamlayarak hayata geçmiştir. Ben tabii tasarrufa kişisel olarak, bir mühendis olarak verimlilikle birlikte
bakmayı yeğliyorum. Bir örnek vermemiz gerekirse burada enerji tasarrufu bizim için ön planda. Buna enerji verimliliği de diyebiliriz. Bu sayede dışa bağımlı olduğumuz, %74 dışa bağımlı olduğumuz enerji alanında verimlilik sayesinde tasarruf yaparak bizim hem çevreye karşı yükümlülüklerden kurtulup hem de tasarruf yapmış olacağız. Biz OSEB'imizde de 5 yıldır akıllı aydınlatma sistemiyle, çevre aydınlatmasıyla, otomasyonla ve SCADA sistemiyle %60'a varan tasarruf elde ettik. Tabii burada tasarruf deyince herkesin ilk aklına gelen birikim, para biriktirmek gibi algılanıyor ama bu boyutuyla da incelenmesinde yarar var. İlla yani birikim değil, her şeyden tasarruf vardır. Evet, verimlilikle birlikte tasarrufu düşünmemizde yarar var. Bireysel olarak çalışırken tasarruf yapmamız emeklilik dönemimizde rahatlığımız için gereklidir. Tasarrufla bence yaptığımız birikimlerimiz, sahip olduğumuz eşyalarımızdan, elektronik cihazlarımızdan, telefonumuzdan ne varsa değerli, hepsinden daha değerlidir. Bu birikimin daha değerli bir şey olduğunu ama belki gösterişi olmadığını bilerek hareket etmemizde yarar var. Peki, şimdi de Anlar Hanım'a geçeyim tasarrufla ilgili, sonra tekrar geleceğim size. Şimdi ben bir ekonomist olarak tasarrufa ekonomide ilk derste tanımıyla başlayacağım. Kıt kaynaklı, sınırsız ihtiyaçların kıt kaynaklarla karşılanmasıdır derler. Böyle açıklanır. Kaynaklar kıt ve ihtiyaçlar sınırsızsa zaten tasarruf zorunluluktur. Çünkü ihtiyaçlar güncel duruma göre değişir ve eğer sizin bir yedek akçeniz yoksa önemini yitiren ve daha sonra önemli hale gelen planlamadığınız ihtiyaçları karşılamanız için esneklik sağlar yedek akçeler. Ama bugün finansçı olarak değerlendirmeyeceğim. Ben de Tolga Bey gibi verimlilik açısından bakıyorum. Çünkü bir sanayi temsilen burada bulunduğum için sanayici bakış açısıyla daha geniş bir perspektiften nasıl olsa yetkililerimiz bu konuda aydınlatacaktır dinleyicileri. Ben verimlilik açısından dediğim gibi çevre açısından baktığınızda sıfır atık projesi de aslında tasarruf içerikli bir projedir. Atıkların yeniden dönüştürülmesiyle daha etkin kullanılmasını içerir. Sanayici açısından da her bir girdide etkin ve verimli kullanılması tasarruf sonucunu doğurur ki bu da zaten tüketirken verimliyseniz üretirken de verimli olursunuz demektir. Ben açıkçası olaya böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani kaynakta verimlilikte tasarrufun sağlanması gerektiğini bir sanayici bakış açısıyla hani bu konuya önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz hiç bu organize sanayi bölgesinde otomatik katılım başladığında tanıtımlar, değerlendirmeler, toplantılar yaptık. Hatta gelip burada toplantılar düzenlendi. Hı hı. Biz de kendi çalışanlarımızı zaten zorunluluk olması sebebiyle hani o dönemde başlattık. Ancak çıkışlar oldu. Bireysel anlamda o özgür... Ne kadar çıkış oldu Fırat? Genelde %60 civarında bir çıkış oldu. Herkesi sisteme kattınız ama Türkiye'deki tüm çalışanları yani kattınız. Kamu ve özel sektör bağlamında. Kamuda çıkış oranları, cayma oranları biraz daha düşük oldu. Özel sektörde biraz daha fazla oldu. O toplamda hani girenlerin %40'ı muhtemelen burada da bu OSEB'de de oran o civarlardadır. Yani. Çünkü biz daha önce de gittiğimiz OSEB'de %60-70'ler civarında bir şey olmuş olabilir. Tabii gene bardağın dolu tarafına bakarsak şu anda gene hayata geçmiş bir sistem var. İyisiyle kötüsüyle baktığımızda 6 milyon civarında bir katılımcıya ulaşılmış durumda. Ben inanıyorum ki zaman geçtikçe bu katılımcılar sektörün kendi reklamını veya bu otomatik katılımın kendi reklamını yapacaklar. Çünkü hakikaten zaman içerisinde burada çok ciddi birikimleri söz konusu olacak. Özellikle erken yaşta başlayanlar için. Zaman bir de bu birikimlere bir getiri var. En önemlisi o. Devlet katkısı var. Artı fonların getirisi. %25 civarında ve şey var fonların. Nedir orada? 2019 açısından? Şimdi 2019 için getiriler açısından çok iyi bir yıldı. Fon tipine göre %20 ile 40 arasında getiriler söz konusu. Ama ortalama %20'leri çok üzerinde bir getiri
söz konusu real, oldu. Real olarak baktığımızda. Tabii şöyle, bu bireysel emeklilik doğası itibariyle uzun vadeli olarak düşünülmesi lazım. Kimi zaman ekonomik çalkantıların olduğu durumlarda getiriler daha şey olabiliyor, inişli çıkışlı olabiliyor. Ama uzun vadede gösteriyor ki hakikaten o birikimler oldukça iyi bir katkı sağlıyor. Devlet katkısının ötesinde biliyorsunuz her 100 liraya bir %25'lik bir devlet katkısı söz konusu. Onun ötesinde bir de reel getiriler söz konusu olduğunda insan, çalışanlar, katılımcılar emeklilik anında kendileri için çok ciddi bir birikim yapıyor. Ya şöyle diyebiliyor muyuz? 2019'da %20 reel, reeli nomineli geçiyorum. Evet. %20 bir getiri var. Bir tarafa koyuyorum. Her giren kişiye de %25 devlet katkısı var. %45'lik bir getiriden. Kaba bir hesapta da sene başında 1000 lirası olan 1400 küsür lira bir sene sonunda birikime. Çok kaba matematik ya. Yani bakkal çok, dükkanı çok, hesabıyla. Evet, bakkal dükkanı hesabıyla. Öyle, böyle yani, midir? Yani öyle ama o kadar da basite indirgemeyelim. Çünkü tabii. İnsanların çünkü yıllarca yapmış olduğu birikimler var. O birikimler zaten %20'ler, 30'lar civarında değerlendiğinde diyelim ki 10 bin lira biriktirmiş yıllar içerisinde. 10 bin lira bir %30 değerlendirdiğinde 3 bin lira ek değer oluşuyor o sene içerisinde. Aynı zamanda kişi katkı yapmaya da devam ettiğinde seneye 10 bin lirayla giriyorsa sene sonra 14-15 bin lirayla çıkartabilir. İyi bir, bilinçli bir yönetimle diyebilirim. 2019 öyle bir seneydi getiri açısından. Öyle bir sene. Her sene öyle olmayabiliyor. Yani ekonomik çalkanda bir sene enflasyonun %3 üzerinde, bir sene %5 üzerinde, bir sene %2 altında derken ama tüm ömür boyunca bireysel emeklilikte enflasyonun %3 üzerinde bir getiri sağlandığı gözüküyor. Eleman sıkıntısı yaşıyor musunuz? Nitelikte eleman sıkıntısı yaşıyor musunuz? Tabii biz burada katılımcılarımızla, sanayicilerle bir araya geldiğimizde aktarılan konuların başında nitelikli eleman açığı ve bu konular hep dile getirilmektedir açıkçası. Tabii sanayimizin küresel rekabet şartları içerisinde güçlenerek yerini alması ancak nitelikli elemanlarla mümkündür. Bu konuyu belki daha bu soruyu daha erken bir yıl evvel sormuş olsaydınız hep meslek liseleri, teknik liseler konuşuluyordu. Biz de hep o alanda liselerle ne yapabiliriz'i değerlendirirken tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışma çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Bu da teknik lise mezunlarının sadece %10'unun ortalamada kendi eğitim alanlarında çalıştığını ortaya koydu. Tabii demek ki bizim de sanayici olarak burada yer alıp bu konuda niye bu kadar düşük olduğunun burada giderilmesi. Burada meslek sesi yok değil mi içeride? Burada içeride yok. Efektif olmadığını Milli Eğitim Bakanlığı gösteriyor. Buna karşın milli meslek eğitim merkezlerinde ise tam tersi bir durum ile %88 oranında aldığı eğitimde işe başlama oranı var. Dolayısıyla bizim meslek eğitim merkezlerine ağırlık vermemiz ve bu konuda çalışmalar yapmamız gündemimizde olacaktır önümüzdeki zaman içerisinde. Tabii biz Birlik OSB olarak eğitime çok önem veren bir kurumuz. Birlik OSB çatısı altında kurduğumuz BOSP Akademi'de akademi ile Türkiye'de bir ilki de gerçekleştiriyoruz. Bir cümle daha alayım, Andan Hanım'a geçeyim. Tamam. Süremiz daralıyor. Son bir cümle. Burada BOSP Akademi online eğitim portalını başlattık. Evet. Burada alanında en iyi uzmanlar tarafından hazırlanmış 25 tane kategoride 300'ün üzerinde eğitimi online olarak katılımcılara ve çalışanlarına sunuyoruz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz bunun için. İstedikleri yerden, bilgisayardan, mobil cihazlardan bu eğitimlere ulaşabilirler. Peki. Şimdi bir de Andan Hanım'a geçeyim. Böyle özel çalışmalar var galiba o sene. Var. Evet. Bir iki cümle onu alayım. Dış ticaret istihbaratıyla ilgili bir çalışmamız dış oldu. Dış ticaret. Evet. Güzel. İhracat bizim için çok önemli. Katma değeri yüksek bir OSB'yiz ve ihracat zaten ülkenin gerçeği. Yani olmazsa olmazı.
Biz de bu konuya çok önem veriyoruz. Yeni nesil dış ticaret istihbaratı konusunda eğitim ve hedef pazar atölyeleri gerçekleştirdik. Amacımız işte hedef pazarlara, yurt dışında hedef pazarlara girişte işte ihracat istihbaratı sistemlerinin kurulması, altyapının hazırlanması. Böylece ihracatın miktarının ve karlılığının artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması aslında. Şimdi nedir diye akla bir soru gelebilir. Yeni nesil dış ticaret istihbaratı nedir? Gümrük müstecarlığınca izin verilen uluslararası ülkelerde internet veri tabanının üzerinden pazar bilgilerine, ithalat ve ihracat rakamlarına aslında ulaşıyorsunuz. Ama veri tek başına hiçbir şey ifade etmiyor biliyorsunuz. Bu veriyi işleyecek personele de ihtiyaç var. Biz burada bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu farkındalık da oluştu. Ama bu istihbarat birimlerinin her birinin KOBİ ağırlıklı olduğumuz için kendi içlerinde kurulması efektif ve maliyetli olacağı için önümüzdeki dönemlerde diğer OSB'lerle birlikte ortak bir istihbarat merkezi kurmak istiyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sistemi gündemde. En son ben Sayın Albayrak'ın Bakanın konuşmasına da baktığımda 2020'de BES'in de içinde olduğu, tamamlayıcı da diyebildiğimiz bir emeklilik sisteminde bir düzenleme yapılacağı kesin artık yani. Evet. Onu biliyoruz. Nedir? Bir iki cümle, bir iki tüyo verebilir misiniz bize? Aslında, ne olabilir? Otomatik, ne olmalı? Evet. Otomatik katılım sistemini biraz daha geliştirilmiş ve eksik yönlerin tamamlanmış hali diye düşünüyoruz. Bununla ilgili bir takım çalışmalar olduğunu biliyoruz. Kimi zaman biz de sektör olarak ve birlik olarak katkıda da bulunuyoruz. Tam olarak hani şekillenmedi. O yüzden çok somut bilgiler paylaşmak mümkün değil ama aslında buradaki ana irade Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için, ekonomik refahının daha yüksek notlara taşınabilmesi için ciddi bir tasarrufa ihtiyacı var. Aynı zamanda bireylerin de emeklilik dönemleri ihtiyaçları için ciddi bir tasarrufa ihtiyacı var. Bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılayacak yöntemin bu tamamlayıcı ya da emeklilik sistemi dediğimiz gelişmiş ülkelerde olan modellerin Türkiye'de adapte edilmesi şeklinde düşünebiliriz. Hakikaten gelişmiş ülkeler uzun zaman önce bu sistemlere başlayıp gayri safi milli hasılanın %50'lerinin üzerinde bir birikim yapmışlar. Türkiye o açıdan hala gayri safi milli hasılasının %2'si civarında, 2-3'ü civarında bir bu tür birikimlere sahip. O amaçla irade bunun daha hızlı büyümesi ve gayri safi milli hasılanın belki %20, belki %40'ı zaman içerisinde oluşacak bir plan söz konusu. Onu da inşallah 2020 yılı içerisindeki çalışmalarla biraz daha somut olarak yaşayıp göreceğiz. 2021'de hayatımıza girer diye beklentimiz o yönde. Peki. Çok teşekkür ederim Fırat Bey. Ben teşekkür ederim. Hamdi Hanım çok teşekkürler. Temennimiz organize sanayi bölgesi. Genel olarak istihdamda kadının ağırlığının artması ama sizi de yani bu açıdan tebrik ediyorum. Tolga Bey teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Değerlendirmeniz için. Geldiniz. Efendim bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.